üretim Rıdvan. Aldılar, sattılar. Kimse beğenmiyor da 6 milyon euroya satıldı diye. Burada ben de aslında %20'si verdi değil mi satışta? Ben de burada 6 milyon euroyu başkan açıkladı. Hocam niçin böyle yaptınız başkanım diye düşünürken başkana bunu federasyon seçiminde sorduk Sercan'la beraber Dikme'yle. Başkan dedi ki ben bu eleştirileri anlamıyorum. Niye sayın başkan diye sordum. Çünkü dedi bonuslar var. Niye bunu hesaplamıyorsunuz? Hakikaten bakınca. Bir de 120'si verdi değil mi satışta? Tabii. Bir dahaki satışta. Tabii hocam. Mahmut abi ama yani Rıdvan'dan da. Şeyde de Abdülkerim'de de Konyaspor Beşiktaş'ın biliyorsunuz yani öncelikleri arasındaydı. Şimdi orada Fenerbahçe az önce Konya tarafıyla da konuştum ben. Yani Galatasaray en iyi teklifi vermiş, daha sonra Fenerbahçe. Yani Beşiktaş'ın çok odaklandığı ve istediği bir oyuncuydu, bilmiyorum. Gün içerisinde bu haberler muhtemelen burada da verildi. Verdi. Dolayısıyla hani Beşiktaş mutlaka istediği bir oyuncuydu. Orada bakalım yani Beşiktaş mutlaka fiyat yükseltir herhalde. Hocam yani hem bir taraftan Beşiktaş Kulübü Ceyhun Bey'le başkan kafa kafaya vermişler. Hem bir yandan şu kadroyu dolduralım, iyilerle dolduralım. Ama bir taraftan da unutmayalım ki gençlerimiz de var. Bu çocukların da yolunu açalım. Yani onların için en büyük transfer Emirhan. Ben oynadığı zamandan beri söylüyorum. En büyük transferdir o. Onun yerini bir yabancıyla doldurur musunuz? Yani çok zor, yazık edersiniz doldurursanız da. Onlar ne santrafor alacaklar. Sol tarafta bir tek Umut Meraş'a kaldılar. Orayı herhalde büyük olasılıkla doldururlar. Stoper'de zaten hani işte dediğim gibi yavaştır, şudur. Adam kaç sene oynuyor? 4 seneden beri Premier Lig'de oynuyor değil mi? Yanılmıyorsam sayısı. Hocam şimdi rakam veremeyiz bana. Ya o civarda bir şey. İki senenin üzerinde devamlı orada oynamak da kolay bir iş değil. Ya iyi yerleri kapatıyorlar. Bir tek santrafor kaldı onların bildiğim kadarıyla. Bir de sol tarafa. Yani sol bekleri tek var. İkincisini bilmiyorum alttan mı çıkartırlar mı? Orta sahalarını oturttular. Atiba'yı bilmiyoruz. Tekrardan mukavele yaparlar mı bir sezonda? Ama onların da oturmuş kadroları var. Sağ tarafları hazır. Orta saha Fernandes var orada. Evet. Yani Josef de Souza. Getson geldi işte dediğin gibi. Getson de Souza, Gezal, Rozier. Ama hocam bak bir sol taraf eksiği var. İşte ben o sol tarafı diyorum ya. Şimdi mesela. Bir tek Umut Meraş kaldı orada. Meraş kaldı. Bir yıl Atiba'nın sözleşmesini uzatmak için onun emeğine saygı duydukları için 10. yıl yanılmıyorsam. Atiba'nın sözleşmesini uzattı Sayın Başkan ama. Acaba burada stratejik bir hata mı yaptılar? Haddime değil tabii de. Düşündüğüm için sormak istiyorum. Sen belki daha mantıklı bir şey söylersin. Çünkü aklım almıyor. Bunu başkana da soramadım. Şimdi önünde bir Larin diye bir gerçek var. Beğenirsin beğenmezsin. Bu kulübe şampiyonluk getiren oyunculardan bir tanesi. Larin hani 3'e 5'e bakmayıp istediği parayı verip sözleşmeyi uzatmak ve onu Katar'a atmak. Katar milli takımıyla yapacaklarını görüp belki yurt dışına satabilirsin. Yani bunu buradaki Aykut İnce düşünüyorsa elbette başkan bizden mutlaka. Çok daha iyi bilir. Şimdi siz Larin'i... Bunu niye böyle yapmadılar? Acaba başka bir şey mi var hocam? Bilemiyoruz. Yoksa Valerian İsmail mi benim oyuncum değil dedi? Siz şimdi Larin'i gözden çıkarıyorsanız alacağınız oyuncu en aşağı Larin ayarında olması lazım ki hani gelen gideni aratmasın derler ya öyle bir şey vardır. Yani Larin'e yakın bir oyuncu, o tarzda bir oyuncu bulmanız lazım. Valerian İsmail oyuncusu gibi duruyor hocam bence. Efendim? Bence Valerian İsmail'in tam da oyuncusu gibi duruyor. Çünkü şimdi, Larin çalışkan bir adam. Öyle yani onun oynatılmaması sebebi biraz sözleşmeyle alakalıydı diye tahmin ediyorum. Ondan kaynaklanıyor zaten işte. Sözleşmeden ziyade istediği herhalde fiyattan kaynaklanıyor. Tabii. Aradaki şeyler, nüanslar var. İşte 2,5'lardan en son 1,750'lere falan indi. Şimdi Nevzat tabii kulüplerin inter içindeki olayları onlar kendileri daha iyi kapalı oluyorlar. Her şeyi de açmak mecburiyetinde değiller yani bizlere basına. Kendi içlerinde hallederler. Bir bakmışsın biz burada Larin'i gidiyor diye konuşuruz. Ertesi gün bir bakmışsın pat imza atmışlar. Ki en mantıklısı da Beşiktaş için kalmasından yanıdır. Ben de öyle düşünüyorum. En mantıklısı olur. Bizlerin çünkü nacizane olarak görüşüdür bu. Onların üstünde bulabiliyorsan eğer bulabiliyorsan daha az rakamı farklıları bulursa kap getiremez. Serbest oyuncu bulamazsın ki hocam. Bir de kolay değil. Bir de Larin bu ligi biliyor. Ya tamam. Az yani 3 aşağı 5 yukarı ne verebileceğini kestirebiliyorsunuz. Sevgili Reza, şimdi araştırmalar artık eskisi gibi de çok araştırabiliyorsun, çok bulabiliyorsun. Bir de size servisler... Şimdi çok daha kolay. Şimdi bir şey bilgisayardan
Yani bilgisayarlar değil, o sistemler var. Dünyanın her tarafındaki oyuncularla ilgili birçok bilgisayar sistemler var. Işte. Larin'i almak isteyen mesela girecek, 5 sene belki Larin'le oynamış, 90 dakikasını izle. 5 sene belki, 4 sene belki, 3 sene hepsini izleyebiliyorsun. Hocam, herkes için geçer. Biz Larin'in bu sene Beşiktaş performansını eksiliyoruz ama Dünya Kupası elemelerinde iyi performans sergiledi. Ama şimdi siz, biz Larin'in bu seneki performansı... Lig performansı düşüş. Fazla, yani genel şeye uydu şöyle, o da. Şöyle fazla eleştiremeyiz. Niye? Önündeki oyuncular değişti. Aboubakar'la bir Larin vardı, Cenk'li bir Larin vardı. Bir de kendisine kalan bir Larin kaldı. Yani orası boş kaldı santrafor'da. Batshuayi'yi kapatmak istediler, kapatamadılar. Bir de tabii ön tarafında o kurgusunu bilmek lazım. Birbirlerine oyun sağlayamadılar. Ama Larin her zaman için arkada, her zaman için tehlike. Bu arada Enkudu'yu da öyle sıcak bakmıyorlar yani. Ya Enkudu, o da işte bir şey... Çevre kontrolü olmayan bir oyuncu. Sakatlanmasa hocam, iyi adam. Ama şey... şöyle bak, patlayıcı gücü hakikaten. Hocam çok iyi. Ama oynamak çok önemli. Ve sen, bir de yanlarında oynamak önemli. Sen canlı birkaç şey izledin, Beşiktaş'ı bayağı izledim. Ben de izledim, hocam, çok gittim ben. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi sen de tecrübe transfer yaptın, bilirsin bu işleri. Nevzat daha iyi koku alır. Şimdi Weghorst tamam, çok klas bir golcü, tamam kabul. Ama hocam öyle bir hissiyatım var ki, belki Beşiktaş taraftarı bu hissiyatıma kızıp üzülebilecek ama hem uzadı, hem çok cevap bekliyoruz olayına döndü. Yani bir oyuncu ya evet der ya hayır der. Yani koskoca Beşiktaş kulübü Weghorst Efendi'nin vereceği kararı beklememeli. Yani Weghorst... Beklersin. Adı Weghorst'sa beklersin. Şöyle tamam. Tamam. Beşiktaş ona zaten gereken fedakarlığı yaptı parasal olarak, tamam, maddi mesela olarak. Mesela zaten lakin, para değil. Oyuncunun parayla gibi derdi diyorum, yok. Şu var... İşte taraftarı biliyor, Beşiktaş'ı tanıyor vesaire de. Bu kadar uzatmaya bir şey var mı? Bir zemin var ben mı? Sen misin? Sen, Nevzat, ben burada... Haksız mıyım? Ya tabii ki yani Beşiktaş penceresinden baktığında bir Beşiktaş... Ben Türk takımı tarafından bakarım. Türk takımın bakarım. Şeyiyle bakıyorsun sen, doğru. Ama ben de şöyle bakıyorum. Weghorst sıradan bir oyuncu değil. Yani hocam... Beşiktaş'a dünya çapında oyuncular geldi. Yapma Cornelius şimdi. Alındığında nasıl öngörüde bulunuyorsa bu ben de... De ya, yanlış de geldi. Hocam. Bu ondan da hocam. Ha, tam, bu, bak tam aklımdan geçeni hocam. Nevzat, bu takıma Mario Gomez geldi. Batshuayi geldi. Yanlış geldi. Weghorst beklenir. Weghorst beklersin. Beşiktaş biraz daha da başkan bugün izledim ben Sayın Ahmet Nur Çebi'yi. Kolay bir transfer değil. Sonuçta bu oyuncu Bundesliga'da hala pazarı var. İşte Frankfurt'tu, hatta Dortmund'tu ilk yine bu ekranlarda ben dile getirmiştim. Daha sonra işte Dortmund'da yazılmaya başlandı. Son sayfada Dortmund'u söylemiştik. Dolayısıyla yani Weghorst konusunda Beşiktaş'ın bu sene Batshuayi'de yaşadığı hayal kırıklığından sonra ki Batshuayi'nin isim olarak yani sıradan bir isim olmadı Beşiktaş. Beşiktaş'ın teknik direktör Valerian İsmail'in istediği profile uygun oyuncu olması bakımından artı o oyuncu hem kariyeri hem golcülüğü, geçmiş tecrübesi biçilmiş kaptan ve bu ligde bu tarz golcüler fazlasıyla iş yapar. O yüzden biraz daha bekleyeceksin. Onun patlaması çok, ağzı altmıyor. Şey ama alternatifini de mutlaka bulmalılar. Ben şeyi söylüyorum. Vardır. Beşiktaş kulübünün kökleşmiş bizim Serdar Sarı'dan bir lafı Muleka var ya. Muleka değil yani alternatif. Bizim Serdar Sarı'dan. Değil mi hocam? Yani Muleka olmaz. Bizim Serdar Sarı'dan bir lafı var ya, evet çok doğru. Sis bombası. Bence Beşiktaş kulübü yönetimi, belki Sercan Dikme de bu yoruma katılabilir, bir sis bombasını attı. Herkes Weghorst'la paslaşırken, Weghorst illüzyonuyla uğraşırken arkada çok büyük bir bombayı da vallahi, patlatabilir. Ama öyle bir bombanın kendisi Weghorst'tur. Kimse kusura bakmasın. Muleka değildir. Muleka değil. Aynı değil yani. Aynı profil değildir zaten. Şimdi bak tekrar söylüyorum. AZ Alkmaar'da bir patlamasını yaptı. AZ Alkmaar'dan Wolfsburg, Almanya. Orada zaten zirveyi yakaladıktan sonra İngiltere. Şimdi yanlış İngiltere'de de piyasası var. Almanya'da zaten var. Hollanda'ya dönmez. Hollanda'da o parayı verecek takımlar yok. Yani onun o seviyesine gelecek takımlar. Tekrar söylüyorum. Eğer biterse Cornelius'un da önünde bir oyuncu. İşte bunu gerçeği söylemek hocam, lazım. İşte Mert Müldür için de böyle olumlu, Mert Müldür için de böyle olumlu şeyler söylesen bak, ne güzel olur. Eğer biterse deseyin daha güzel olurdu. Ben ne diyorum? Mert Müldür olmayacak oyuncudan ya. Girdim. Mert Müldür keşke öyle oyuncularımızı bitirip hocam, de Türkiye'ye getirebilsek. Şimdi, bak keşke o farklı bir evet, şey. Bak, bitti artık o iş. Her şey. Hocam bir soru sorayım. Çok kısa bir çok soru. Çok kısa. Ya. Zamanımız azalıyor. Hocam o pazarda var mı yetenekli böyle çok
Nerede? Genç 18-19 yaş bandında. Ya şu anda şöyle Nevzat o pazar. Zaten 20'den sonra alamazsın. O pazar 87 ve 97'ye kadar olan pazar bitti Almanya'da. Tamam. Bir şimdi edin, nasıl hocam? Şimdi de aynı yani. Olanlar da zaten hocam, farklı yerde. Hocam her şey Beşiktaş'ın gönlünce olsun. Her şey ticari olarak da Beşiktaş'ın yanında olsun. Alırlarsa çok olsun, büyük iş bitirler. Başkanın, Santrofor, yönetimin. Aynen. Allah yollarını açık etsin. Zor, öyle kolay da değil. Bütçeler açıklandı. Dövizin ülkemizdeki durumu, paralar öyle kolay değil. İnşallah başkanlarımız da bir şekilde bizi taraftarı tribünlere çekecektir. Biz buna inanıyoruz. Bu kadar zor şartlarda ama hocam işleri hiç kolay değil.